Bir zamanlar uzak bir köyde sinsi ve iş yapmayı sevmeyen bir kadın yaşarmış. Bu kadının Emily ve Emma adında iki kızı varmış. Emma hem tembel hem de yeteneksiz bir kızmış. Emily ise hem çok çalışkan hem de çok yetenekli bir kız. Fakat anneleri küçük olduğu için Emma'yı daha çok seviyor. Onu hala bir bebek gibi görüyormuş. Bu yüzden tüm işi Emily'ye yaptırıyormuş. Emily, hadi temizliği bitir de kanaviçe yapıp satmaya götür. Annesi ve kardeşinin tembelliği yüzünden yalnızca Emily öğleden sonraları pazara çıkar ve el emeğiyle yaptığı kanaviçeleri satarmış. Eve vardığında ise annesi sadece Emma için yemek hazırlarmış. Emily ise yemeklerden arta kalanları yiyerek doymaya çalışırmış. Günlerden bir gün Emily kanaviçe yapmak için dışarıdaki kuyunun kenarına gitmiş. Kanaviçesini elindeki tığ ile ince ince işlemeye başlamış. O anda aniden bir horoz binmiş tepesine ve ötmeye başlamış. Aa, ne yapıyorsun horoz? İn tepemden. Ah hayır, kanaviçem. Emily kanaviçesini kuyudan aşağı düşürdüğü için çok üzülmüş. Eğer annem bunu duyarsa çok sinirlenir. Uf, ne yapacağım şimdi ben? Kafayı kullan, kovayı kullan. Kafa, kova, kufa, kuva. Emily horozun dediği gibi kuyuda asılı duran kovaya doğru uzanmış. Tam eliyle kovayı alacakmış ki bir an dengesini yitirip kuyudan aşağı düşmeye başlamış. Emily gözlerini açtığında kendini rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Ne kadar da güzel bir yer. Nereye düştüm ben böyle? Biraz yürüdüğünde karşısına bir tavşan çıkmış. Yardım et bana lütfen. Havucu çıkaramıyorum. Emily konuşan bir tavşan görünce ona yardım etmek için hemen yanına gitmiş ve tavşanın istediği havucu tek hamlede topraktan çıkarıvermiş. Teşekkür ederim. Tavşan sevinçle uzaklaşırken... Hey, ne olur bana biraz su ver. Yoksa kuruyup çürüyeceğim. Emily hemen gülün isteğini yerine getirmek için çeşme başına gelmiş, avucuna biraz su almış ve gülün köklerine dökmüş. Gül yeniden canlanmış, etrafa mis gibi koku salmış. Teşekkür ederim. Sayende ömrüm daha uzun olacak. Emily yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir ev çıkmış. Evin önünde kötü bir cadıya benzeyen garip bir kadın ona bakıyormuş. Emily bu kadından çok korkmuş. Hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Benden korkmana gerek yok çocuğum. Gel sana söyleyeceklerim var. Emily merakla kadının yanına gitmiş. Benim adım Holly. Herkes beni çok sever. Eğer şu küçük evime iyi bakarsan burada istediğin kadar kalabilirsin. Tek yapman gereken her sabah yatağımı kuş tüyüyle kaplamak. Zaten eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Bir süre sizin yanınızda kalabilirim. Emily, Holly annenin istediği gibi eve çok iyi bakmış. Her sabah sıkılmadan Holly annenin yatağını da kuş tüyüyle kaplamayı ihmal etmemiş. Holly anne, Emily'yi çok sevdiği için
ona akşamları çok güzel yemekler hazırlamış. İşte günler bu şekilde geçip gitmiş. Emily burada çok mutlu olsa da gerçek evini özlemeye başlamış. Hole anne, seni çok seviyorum biliyorsun ama ben artık evime dönmek istiyorum. Ah Emily, burada çalışıp bana eşlik ettiğin için çok mutlu oldum. Tabii ki artık evine dönebilirsin. Sana yolda eşlik edeceğim. Ah, teşekkür ederim Hole anne. Hole anne, Emily'yi büyük altın bir kapının önüne getirmiş. Emily bu kapıdan geçtiği anda üstü başı yepyeni giysi ve altınlarla kaplanmış. Bana sevgiyle çalıştığın için sana küçük bir hediye. İşte bu da kuyuya düşürdüğün tığ ve kanaviçen. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Hole anne. Sen çok iyi bir insansın. Daha sonra Hole anne Emily'nin gözlerini eliyle kapatmış ve ondan 3'e kadar saymasını istemiş. 1, 2, 3. Emily gözlerini açtığında kendini evinin önünde bulmuş. Emily döndü, altın kız oldu. Emily'yi gören annesi ve kardeşi Emma şaşkınlıklarını gizleyememişler. Ama nasıl olur? Nereden buldun bu kadar güzel bir elbiseyi? Emma, sus bakayım. Canım kızım, senin için çok endişelendim. Söyle bakayım, nereden buldun bu kadar altın takıyı? Emily her şeyi bir bir anlatmış. O anda annesi de aynısını Emma da yapabilir diye düşünmüş. Büyük bir açgözlülükle Emma'yı da kuyunun kenarına yollamış. Emma elindeki kanaviçe ve tığ kuyudan içeri atmış. Peşinden de kendi atlamış. Gözlerini açtığında Emily'nin geldiği o gizemli bahçede bulmuş kendini. Biraz yürüyüp ilerledikten sonra bir tavşan görmüş. Tavşan havucunu topraktan çıkarması için Emma'dan yardım istemiş. Ay, bir tavşan için ellerimi kirletemem. Emma tavşana yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Az ileride kurumak üzere olan bir gül görmüş. Gül ondan yardım istemiş. Sana su mu veremem? Çünkü dikenlerin var ve ellerime batabilir. Emma güle yardım etmeden oradan ayrılmış. Sonunda karşısına Hole annenin evi çıkmış. Burada çalışacak birine ihtiyacınız varmış. Bana iş verebilirsiniz. Hole anne Emma'ya evde yapması gereken işleri anlatmış. Unutma, her sabah yatağıma kuş tüyleri sereceksin. Emma her şeyi kabul etmiş. İlk gün güzelce çalışmış. Kuş tüylerini yatağa düzgün şekilde sermiş. Fakat sonraki günler iş yapmaktan kaçınmaya başlamış. Ev günden güne kirleniyor ve Emma Hole annenin yatağındaki tüyleri umursamıyormuş. Hole anne, Emma'nın söz verdiği gibi çalışmadığını görünce çok sinirlenmiş. Galiba artık eve gitme vaktin geldi senin. Emma bunu duyunca çok sevinmiş. Çünkü bir an önce altın takılara ve güzel kıyafetlere ulaşmak istiyormuş. Evet, evet, artık ödülümü alıp eve gitmeliyim. Hole anne onu altın kapının oraya getirmiş. Emma kapıdan geçtiğinde üzerine altın yerine çamur yağmaya başlamış. Aa! Neler oluyor böyle burada? Bu da ne? İşleri doğru şekilde yapmadığın için bu kapı sana altın yağdırmadı. Şimdi 3'e kadar say ve evine geri dön. 1, 2, 3.
Sonra kendini evinin bahçesinde bulmuş. Onu gören horoz da ötmeye başlamış. Emma döndü, çamur kız oldu. Annesi ve kardeşi Emily onu çamur içinde görünce çok şaşırmışlar. Emma onlara Holly annenin verdiği işleri düzgün yapmadığı için ödülünün bu çamurlu kıyafetler olduğunu söylemiş. İşte o günden sonra Emma bir işi severek yapmanın önemini anlamış ve akıllanıp tıpkı ablası Emily gibi o da kanaviçe yapmaya başlamış. Böylece iki kardeş birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler. Tembel kız. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir baba ve iki genç kızı birlikte yaşarmış. Kızlardan biri çok çalışkan, diğeri ise çok tembelmiş. Kardeşim, biraz da sen çalışsan. Ben çok yoruldum. Ay, of! Olmaz. Sen zaten yapıyorsun temizliği. Ben niye elimi kirleteyim ki durup dururken? Hı? Yaşlı babaları da kızları için çok çalışıyor ve çok yoruluyormuş. Bu aile akşamları biraz çorba, biraz da kuru ekmek yiyerek günlerini geçirirken yaşlı baba kızlarından bir istekte bulunmuş. Canım kızlarım, biliyorsunuz ikinizi de çok seviyorum. Artık büyüyüp koca birer kız oldunuz ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. İkinizin de iş bulup çalışmasını istiyorum. Haklısın babacığım. Yarın uyanır uyanmaz kendime bir iş bulacağım. Peki ya sen kızım? Kardeşim gidip iş bulsun. Ben de ev işlerini yaparım babacığım. Yaşlı adam kızlarını bu kadar istekli görünce mutlu olmuş. Ertesi gün çalışkan kız iş bulmak için evden ayrılırken babası yanına gelmiş. Canım kızım, benden sana bir nasihat. Senden yardım isteyen birini asla geri çevirme. Her zaman çalışkan ol. İşini sev. Sana verilen işi en güzel, en doğru şekilde yap. Merak etme babacığım. Bu söylediklerini asla unutmayacağım. Çalışkan kız yola koyulmuş. Bu sırada ev işlerini yapacağını söyleyen tembel kız hiç çalışmıyormuş. Ev her geçen gün daha da dağılıyor, iyice kirleniyormuş. Çalışkan kız ise günlerdir yürüyor fakat etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Biraz sonra çalışkan kız hem dalları hem de kökleri kurumuş bir asma ağacı görmüş. Merhaba genç kız. Kuru dallarımı temizleyip köklerime biraz su verir misin? Bunun üzerine çalışkan kız ağacın tüm kuru dallarını avuçları yara bere olana dek temizlemiş, köklerini de kendi içme suyuyla sulamış. Teşekkür ederim genç kız. Ama şimdi senin hiç suyun kalmadı. Sorun değil. Yardıma ihtiyacın vardı ve sana yardım ettim. Ben biraz daha yürüyüp kendime su bulabilirim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Az ileride her tarafı kırık ve çatlak içinde bir ocağa rastlamış. Hey genç kız, rica etsem beni eski halime geri getirir misin? Çalışkan kız hemen yakınındaki çamurdan bir avuç alıp ocağın bütün çatlaklarına yama yapmış. Teşekkür ederim genç kız ama benim yüzümden üstüm çok pislendi. Kıyafetler önemli değil. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Çalışkan kız yepyeni olan ocağı geride bırakıp yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına sevimli bir kuzu çıkmış. Fakat kuzu baştan aşağı kapkara kömür gibiymiş. Merhaba genç kız. Yanlışlıkla kömürlüğe girdim ve pislendim. Beni şuradaki gölde yıkar mısın?
Çalışkan kız kuzuyu göl kenarında bir güzel yıkamış. Kuzu eskisi gibi bembeyaz ve yumuşacık olmuş. Teşekkür ederim ama benim yüzümden sırılsıklam oldun. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Hem zaten çok kirlenmiştim. Şimdi daha temizim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Hava karardığında karşısına çok güzel bir ev çıkmış. Burası 7 perinin yaşadığı bir evmiş. Çalışkan kız içeri girmiş. Merhaba. Evinize habersiz geldiğim için özür dilerim. Ben çalışmak için iş arayan genç bir kızım. İstersen burada çalışabilirsin genç kız. Evimizde tam 7 oda var. Her gün sadece 6 odayı temizleyeceksin. 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Çalışkan kız bu işi kabul etmiş. Tam 1 yıl boyunca perilerin dediği gibi her gün sırayla 6 odayı temizlemiş. 7. odaya ise hiç girmemiş. Yeterince para kazandığında eve geri dönmek için perilerden izin istemiş. Elbette genç kız, evine dönebilirsin. Ancak gitmeden önce söyle bakalım. 7. odaya merak edip de neden hiç gitmedin? Babam ne olursa olsun verilen işi doğru yap derdi. Burada çalıştığım süre boyunca görevim yalnızca 6 odayı temizlemekti. Ve ben de öyle yaptım. Çünkü doğru olan buydu. Bu dürüstlüğünün ve çalışkanlığının karşısında sana bir ödül vermek istiyoruz. Hadi bizimle gel. Periler genç kızın 7. odaya girmesini istemişler. Kız içeri girdiğinde bir sürü gümüş ve altın para görmüş. Şimdi bu paraların içinde yuvarlan bakalım. Çünkü üzerine yapışanların hepsi senin olacak. Çalışkan kız paraların içinde bir sağa bir sola yuvarlanmış. Üzerine yapışan paralarla adeta bir yıldıza benzemiş. Ardından çalışkan kız eve dönmek için perilerin yanından ayrılmış. Yolda yıkadığı kuzuya rastlamış. Kuzunun üzeri incilerle kaplıymış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, istediğin kadar inci senin olsun. Çalışkan kız kuzuya teşekkür edip kollarını, boynunu incilerle kaplamış. Ve yoluna devam etmiş. Bu sefer de önceden tamir ettiği ocağa rastlamış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, sıcacık ekmeklerim, mis gibi keklerim senin olsun. Çalışkan kız ocağın verdiği ekmeklerden yiyip birazını da eve götürmek için yanına almış ve yoluna devam etmiş. Biraz ileride asma ağacını görmüş. Dalları üzümle kaplıymış. Gel genç kız, bana yaptığın yardımı unutmadım. Al, bütün üzüm suyum senin olsun. Çalışkan kız teşekkür edip asma ağacının yanından ayrılmış ve nihayet evine dönmüş. Kapıda babası ve tembel kız kardeşi karşılamış onu. Kızın bohçası altın ve incilerle doluymuş. Tembel kız kardeşinin bu kadar zengin olduğunu görünce çok kıskanmış. Of, şu paralara bak. Hemen zengin bir ailenin yanında iş bulmam lazım. Onda inci varsa ben de zümrüt olacak. Tembel kız babasına iş aramak için evden gideceğini söylemiş. Tamam kızım, ama sen evde bile doğru düzgün iş yapamadın. Dışarıda nasıl iş bulacaksın? Tembel kız babası daha lafını bitirmeden kendini sokağa atmış. Gece gündüz yürümüş, yürümüş. Az ileride kuru dalları olan bir asma ağacına rastlamış. Ağaç kızdan yardım istemiş. Ay, bu güneşin altında seninle uğraşamam. Saçlarım bozulur.
Bye. Tembel kız yoluna devam etmiş. Biraz sonra kırık ve çatlakları olan bir ocak görmüş. Ocak ondan yardım istemiş. Ay, şu incecik ve narin ellerimi senin için kirletemem. Ojelerim bozulur. Bye. Tembel kız ocağa da yardım etmemiş. Sonra karşısına kapkara kömür gibi bir kuzu çıkmış ve ondan kendisini yıkamasını istemiş. Ay, ah, ay, iğrenç. Çekil önümden pis şey. Tembel kız ayaklarını vura vura kaçmış oradan. Ve işte karşısına zengin bir ev çıkmış. Tembel kız bunu fırsat bilip evin sahipleri olan 7 periden iş istemiş. Baş peri de ondan 1 yıl kalıp sadece 6 odayı temizlemesini istemiş. Sakın unutma genç kız, 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Tembel kız aylarca istemeye istemeye 6 odayı birden temizlemiş. Ancak günün birinde merakına yenik düşüp 7. odaya girmiş. İçeride altın ve gümüş para yerine arılar ve yarasalar varmış. Arılar tembel kızı öyle sokmuşlar ki her yeri kıpkırmızı yara olmuş. Canı çok yanmış. Kız hemen oracıktan ayrılıp eve doğru kaçmaya başlamış. Koştuğu sırada yardım isteğini geri çevirdiği kuzuyu görmüş. Kuzunun üzeri inciyle kaplıymış. Kız biraz inci almak için kuzuyu yakalamak istemiş ama kuzu ondan kaçmış. Kız yürümeye devam etmiş ve çok yorulmuş. O esnada yardım isteğini geri çevirdiği ocakla karşılaşmış. Ocağın üzerinde tazecik, sıcacık ekmekler varmış. Kız bir dilim ekmek almak isteyince ocak ateş püskürmüş ve kızın elleri kızarmış. Tembel kız oradan da koşarak uzaklaşınca az ileride yardım isteğini geri çevirdiği ağaca rastlamış. Ağacın dallarında salkım salkım üzüm varmış. Tembel kız biraz üzüm koparmak isteyince ağaç sağ eğilmiş. Kız koşa koşa sağ tarafa gitmiş ama ağaç bu sefer de sola eğilmiş. Oradan oraya koşmaktan yorulan tembel kız sonunda üzümlerden vazgeçmiş. Tam 2 gün durmadan yürümüş ve sonunda eve varmış. Babası ve kardeşi tembel kızın pis kıyafetler içinde ve yaralı şekilde eve döndüğünü görmüşler ve çok şaşırmışlar. Tembel kız büyük bir pişmanlıkla başına gelenleri anlatmış. Canım kardeşim, şimdi çalışkan olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsındır. Unutma kızım, bu hayatta dürüst ve çalışkan olduğunda mutlaka ödüllendirilirsin. O günden sonra tembel kız bir daha aylaklık ve tembellik etmemiş. İki kız kardeş hem çalışmış hem de ödüllendirilmiş. Bu küçük ailede ömürleri boyunca mutlu ve huzurlu günler yaşamış. Kaz çobanı kız. Bir zamanlar ülkenin en güzel sarayında kraliçe ve prenses kızı bir arada yaşarlarmış. Prensesin çok sevdiği bir perisi varmış. Bu peri onu her zaman korurmuş. Günlerden bir gün prenses evlilik çağına geldiğinde başka bir ülkenin prensiyle tanışmak için yola çıkmaya karar vermiş.
ve güzelce süslenip hazırlanmış. Kraliçe yanında götürmesi için kızına bir kutu mücevher hediye etmiş. Yolda prenses olduğunu anlayan olursa başına kötü şeyler gelir canım kızım. Bu yüzden sana bir asker değil, benim yardımcım eşlik edecek. İyi Peri'nin de prenses için hediyeleri varmış. Ona Falada adında konuşabilen bir at vermiş. Yola çıkmak için hazırım prensesim. Sana vermek istediğim bir şey daha var prensesim. Peri üzerinde 3 tane yıldız olan bir mendil vermiş prensese. Bu sihirli bir mendildir prensesim. Onu yanından hiç ayırma ve ihtiyacın olduğunda kullan. Prenses vedalaşıp atı Falada'ya binmiş, yardımcısı ise bir eşeğe. Saatler sonra orman yolunda ilerleyen prenses çok yorulmuş ve biraz dinlenmek için durmuş. Ah, çok susadım. Yanımızda su olacaktı. Lütfen biraz verir misin? Yardımcı kız sudan önce kendi içmiş. Kusura bakma prenses ama ben de çok susamıştım. O yüzden hepsini içtim. Kendine başka su bul. Ben senin hizmetçin değilim. Prenses çok şaşırmış tabii ama kıza bir şey dememiş. Yola devam etmişler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra prenses bir pınarın kenarında durmuş. Yardımcım, bana şu pınardan biraz su getirir misin lütfen? Kusura bakma prenses ama ben senin hizmetçin değilim, söylemiştim. Atından inip kendi suyunu kendin alabilirsin. Prenses ve Falada göz göze gelmişler. Falada sessizce konuşmuş. Bu kız bana hiç güven vermiyor prensesim. Dikkat edin lütfen. Prenses attan inmiş ve yere çöküp avucuyla biraz su içmiş. Cebindeki sihirli mendil ise bir anda konuşmaya başlamış. Dikkatli ol prensesim. Bu yardımcı kız tehlikeli biri. O esnada prenses çok eğildiği için sihirli mendili suya düşmüş. Of, olamaz. Sihirli mendilin suda akıp gittiğini gören yardımcı kız bunu fırsat bilmiş. Artık hiçbir gücün kalmadı. Şu andan itibaren emirleri ben veriyorum. Dediğim her şeyi harfiyen yapacaksın. Şimdi prenses kıyafetlerini çıkar ve bana ver. Benim bu paspal kıyafetlerimi de üzerine giy. Artık prenses benim. Eğer aksini birine dahi söyleyecek olursan seni hapse attırırım. Yardımcı kız sadece prensesin kıyafetlerini giymekte kalmamış, onun atı Falada'ya binip hızlıca ilerlemeye başlamış. Gerçek prenses ise eşeğe binip ağır ağır peşinden gitmiş. Bir süre sonra ikisi de prensin sarayına varmışlar. Prens onları karşıladığında yardımcı kızı prenses sanıp onu ve yardımcı kılığındaki gerçek prensesi içeri davet etmiş. Şey, prensim, o sadece bir hizmetçi. Bizimle saraydan içeri girmesine hiç gerek yok. En iyisi siz ona bir iş verin ve işini yapsın. Prens, gerçek prenses olduğunu bilmediği kızı Konrad adında kazlara bakıcılık yapan bir çocukla tanıştırmış. Konrad'a yardımcı olarak sen de kaz çobanlığı yapabilirsin. Prensim, bir isteğim daha var sizden. Buraya geldiğim huysuz atı ahırda zincire bağlar mısın? Yolda beni neredeyse yere düşürüyordu. Prens bir yardımcısını çağırıp atı izbe bir ahıra zincirlemesini emretmiş. Yardımcı kız böylelikle kendi yalanlarının ortaya çıkmasını engellemiş. Gerçek prenses ise atı Falada'nın arkasından çok ağlamış. Onu görmek için hemen izbe ahırın oraya gitmiş. Zavallı Falada ayağı zincirlenmiş öylece duruyormuş. Ah Falada, ne yaptılar sana böyle? Kraliçe anneniz olanları duysa çok üzülürdü prensesim. Prenses üzülerek atı Falada'nın yanından ayrılıp Konrad'la birlikte çayırda kazları gütmeye başlamış.
Bir süre sonra dinlenmek için taşın üzerine oturmuş ve altın tokalarla sıkıca bağlanmış saçlarını açmış. Konrad parıl parıl parlayan bu tokaları görünce hemen prensesin saçlarına sarılmış ve altın tokalardan almak istemiş. Altın tokalar, altın tokalardan istiyorum. Bırak saçımı, bırak. Es çılgın rüzgar, hemen es. Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür. O anda öyle çılgın bir rüzgar esmiş ki Konrad'ın şapkası tepesinden uçuvermiş. Dağ tepe uçan şapkanın peşinden giden Konrad sonunda şapkasını yakalamış. O sırada saçlarını yeniden toplayan prenses altın tokalarını güzelce saklamış. Gün batımına kadar birlikte kaz güttükten sonra Konrad ve prenses nihayet saraya dönmüşler. Konrad hiç vakit kaybetmeden kralın huzuruna çıkmış. Ben artık yanıma verdiğiniz yabancıyla çalışmak istemiyorum kralım. Niçin Konrad? O tam bir deli. Hem atıyla konuşuyor hem de şapkamı uçurup benimle dalga geçiyor. Hiç iş yapmıyor. Bu sözlerden sonra kralın aklına bir şüphe düşmüş. Ertesi gün kral gizlice prensesi takip etmiş. Prenses önce izbe ahıra gidip zincirlenmiş atı Falada'yla konuşmuş yine. Atın konuştuğunu gören kral gözlerine inanamamış. Daha sonra Konrad ile prensesin kaz güttükleri çayıra gidip çalılığın arkasına gizlenmiş. Bir süre sonra prensesin saçlarındaki altın tokaları fark etmiş. Es çılgın rüzgar, hemen es. Konrad'ın şapkasını al, uzaklara götür. Prensesin bu sözlerinden sonra çok çılgın bir rüzgar esmeye başlamış ve şapka yine uçuvermiş. Konrad dağ tepe şapkası peşinde koşmuş. O sırada prenses altın tokalarını tekrar gizlemiş saçları arasına. Bunu gören kral çok şaşırmış ve gizlice hemen saraya geri dönmüş. Akşam olduğunda kral prensesi huzuruna çağırmış. Ona konuşan atı Falada, altın tokalar ve çılgın rüzgar hakkında sorular sormuş. O anda prenses başlamış ağlamaya. Bunları kimseye açıklayamam. Yoksa hapse atılırım. Gerçekleri söylemekten sakın korkma genç kız. Anlat. Prenses tüm olanları en başından başlayarak krala bir bir anlatmış. Demek gerçek prenses sensin. Merak etme, sana hiçbir zarar gelmeyecek. Şimdi git ve bir prenses gibi hazırlan. Kral hemen prens oğlunu çağırmış yanına ve ona tüm gerçekleri anlatmış. Prens aynı akşam sahte prensese hiçbir şey söylemeden sarayda bir ziyafet düzenlemiş. Prensin bir yanında gerçek prenses, diğer yanında ise sahte olan oturuyormuş. Gerçek prensesin güzelliği göz kamaştırıyormuş. Bu kız da kim böyle? Ne iş var ziyafette? Nereden bulmuş o parlak takıları, o güzel elbiseyi? Prenses kılığındaki yardımcı kız onun aslında kim olduğunu anlayamamış bile. Ey saray soyluları, size bir hikayem var. Şimdi beni iyi dinleyin. Kral prensesin başından geçenleri sanki bir başkasının hikayesiymiş gibi anlatmaya başlamış. Sonunda da yalancılıkla insanları kandıran birine nasıl ceza verilmelidir diye sormuş herkese. O yalancıya en ağır ceza verilmelidir kralım. Ayakları zincire vurulmalı ve sonsuza dek hapiste bırakılmalı. Ya öyle mi? İşte hikayedeki yalancı sensin. Kendine uygun gördüğün cezayı yine kendin vermiş oldun. Askerler, derhal alın bu yalancıyı huzurumdan.
Yardımcı kız böylece yalan söyleyerek prensesin hayatını mahvetmenin cezasını hayatı boyunca çekmiş. Prens ise o gece gerçek prensese evlenme teklif etmiş. Ardından prenses ve prens izbe ahıra gidip konuşan at Falada'yı kurtarmışlar. Sonunda gerçekler ortaya çıktı prensesim. Kraliçe anneniz bu anı görse mutluluktan ağlardı. Prenses ve prens artık çok mutlu olacakları yeni bir hayata başlamışlar. Prensesin iyi kalpli perisi ise her zaman yanlarında olup onları tüm kötülüklerden sonsuza dek korumuş.